Herkese merhaba. Bugün yakışıklı mı yakışıklı DS4 ile beraberiz. Premium segmente gözünü dikmiş A3, Mercedes A, BMW 1 benden sorulur demiş. Artık ben de varım demiş ve piyasaya çıkmış. Hakikaten çok yakışıklı bir otomobil. Boyutları itibariyle de böyle crossover gibi de bir hali var. Ama aslında bir hatchback otomobil. DS markamız. Hatta soruyorlar. Abi bu Citroen mi? Diyorum DS. Evet, aynı grup çatısı altında ama ayrı bir marka. Hatta birleşim yerleri, kullandığı tedarikçiler bile farklı olabiliyor. Citroen'den ya da Opel'den ya da işte Peugeot'dan. Şöyle bak. LED tampon bıyığı mı diyeyim artık. Hakikaten hoş duruyor. Çok yakışıklı bir otomobil. İstiyorsanız ben anlatmayayım, görüntüler konuşsun. Uzun uzun şuradan şu fırlıyor, bu fırlıyor. Batuhan güzel çekti. Koy Batuhan görüntüleri. Hakikaten arabanın tasarımı akıyor. Yani çizgiler falan muhteşem duruyor. Şimdi bu otomobilin plug-in versiyonları var yurt dışında. 225 beygirlik benzini var ama maalesef bizde yok. Biz tek motor getiriyoruz şu an için. Görüştüğüm kadarıyla daha belli değilmiş 225 beygirliğin gelip gelmeyeceği. Bizde 1.5 dizelimiz var. 130 beygir, 8 ileri otomatik, 300 torkluk dizel motor. Yani bu otomobile baktın mı ya plug-in hibrit ya elektrik dersin. Zaten şey, lastik bile E-Prime'si, elektrikli otomobil lastiği, 205-55-19. Artık ebatlar da bir garip. İşte böyle gizli kapı kolları falan. Fırt. Araba şık, elegan. Tabii premium rakipleriyle rekabet etmesi için şey isterdim. Arka tarafta torsiyon değil de bağımsız süspansiyon olmasını isterdim. Çünkü premiumlar motor gücüne göre bağımsız getirebiliyor. Mesela Mercedes evet. O da torsiyon ama BMW 1 bağımsız. Audi A3 150 beygirlikler bağımsız süspansiyon. E tabi sürüşte ve konforda o keskin yerlerde bam yapmasını falan engelliyor. Stoplar gayet şık. İnsan burada bir ilk bakışta egzoz var sanıyor. Ama egzozumuz yok. Sadece orada böyle boş bir çıkış. Egzoz burada aşağıda, dizel zaten makine. Elektrikli bir bagajımız var. Ayakla açılıp kapanmıyor. Bagajımız 430 litre. Yatırdığımız zaman da 1200 küsür 1230 gibi bir şey oluyor. Stepnesi de var. Bu da güzel bir detay. Kayak gözümüz var. O da güzel. Hem ulaşmak için de. Bu şekilde. Hemen içeri bakalım. Neler var neler yok. Şu da bayağı hoş duruyor. Evet, arkaya geçtik. Boyum 1.76. Artık biliyorsunuz. Koltuğun tasarımı da hafif böyle konkav. Diz mesafesi fena değil. Sonuçta bir hatchback bir otomobil. Ama şu kapı iç tasarımları falan çok güzel. Önde de zaten göreceğiz. Böyle camlarını buradan açabiliyoruz falan. İşte deri burada trimlerimiz var. Her şey premium. Dokunduğunuz çoğu yer deri kaplı, yumuşak bir tasarım. Şu orta konsolda değil. Şu havalandırmalar ve şu plastik. Hani orada ucuza kaçılmış mı demeyeyim de grupta olan bir malzemeyi kullanmışlar. Hani DS'e bir çıt daha farklı bir şey olurmuş aslında. Aydınlatmalar falan zaten 308'den de biliyoruz. Koldayımız, telefon koyma yeri. Arka hacim böyle. Mesela şöyle komple bir cam tavan panoramik de güzel isterdim buraya. Yakışırmış. Böyle elle açıp kapatabildiğiniz bir perde. İzofixlerimiz böyle fermuarlı. Hemen öne geçelim. Ön taraf enteresan. DS. Geldik. Yani şu kapı şey gibi, böyle kokpit. Tutamaç yok mesela ama kapıya gömük bir tasarım. İşte hoparlör kapağımız. Ama tabii oraya hemen bir bivit. Bana göre ayarlı. Sürüş pozisyonumuz. Burada tabii tasarım çok güzel ama tasarım olduğu zaman bazen fonksiyonelite kaybolabiliyor. İşte hep elin bir kapı kolu arıyor. Ona hadi alıştım. Yan ayna ayarı şurada. O bir onu alışmak gerekiyor böyle yerine. Onun haricinde o çok ergonomik bir eksiği yok bu arada. Hani şey değil. Birkaç tane böyle ufak detay. Şey çok hoşuma gidiyor mesela. Şuradan böyle geçiş var. Telefon kablonuzu buradan uzatabiliyorsunuz. O hoş. Soğutması var. Bayağı da güzel, buz gibi yapıyor. Derin bir göz. Yine USB'si var burada. Kullanışlı yani. Hani sırf dediğim gibi tasarım değil. Kullanışlılık da var. Derin. İçi flok kaplama bir torpidosu var. Bütün kapıların içi flok kaplama bu arada. Bu işte kadifemsi. Konsol bak deri. Şöyle bak, hep şık böyle şey, mücevher kutusu gibi. Pıt.
Yine burada bir Type-C USB'miz var. Kablosuz şarj aradım. Yani bu göz tam bir kablosuz şarj gözüydü. Ama yok. Bardaklıklarımız falan var. Tam böyle Starbucks şeylerinizi koyarsınız. Ya bu arabayı alan Starbucks içiyordur. Sabahları lattesi vardır yani. DS müşterisinin sabah bir Starbucks'ı vardır işe gitmeden önce. Kurumsal. Konsoldan devam ediyorum. Burada bir ekranımız var. Çok şık. Böyle bak. Gezdikçe yollara kristaller saçıyoruz. Yollara elmaslar saçıyoruz gezdikçe böyle bak. Bu ekran tabii işe de yarıyor. Haritanızı yakınlaştırabiliyorsunuz, uzaklaştırabiliyorsunuz. Hemen gösteriyorum. Navigasyona girdim. Uzaklaşıyorum. Yakınlaşıyorum. Ondan sonra bir görevi de gözlerinizi yoldan ayırmamak için şöyle basılı tutuyorsunuz. Hemen menü açılıyor. Menüden pıt tık 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 buradan. Bence güzel bir şey. Mesela hop kapat abi start stop'u. Yani güzel. Navigasyon, telefonu aç. Uygulama çekmecesi falan. Alışınca başta diyorsun ya ne gerek var falan. Alışınca böyle baktık. Hemen navigasyon. Güzel yapmışlar. Şu knurl gibi böyle hani metali ezersin ya onun gibi bir doku var. Premium duruyor gerçekten. İşte vites seçicilerimiz, sürüş modları böyle. Şurası da şöyle hani bilek dayama. Tık tık tık. Ya şu hoşuma gitti. Hani özgün. Önemli olan özgünlük değil mi günümüzde? Şu özgün bir detay. Direksiyonumuz da yine DS dikişler falan filan. Artık 3 kolluya döndüler. Daha sportif böyle bir. Zaten bunun performans line'ı var. E-Tense'i var. Bir de normal DS4 var. Şöyle kulakçıklarımız siyah falan gayet güzel. Ekran mesela bak güzel gömülmüş. Devasa bir ekran değil ama aradığın her şey var. Şu home tuşu şöyle tuş olarak yapmışlar. O da hani güzel böyle mor falan. Yine tasarımsal bir özgün detay. Şu sağ sol havalandırma sağ sol bu. Hem kapama hem sağ sol. Yukarı aşağı da bu. Hani çok şık. Böyle hakikaten tek parça duruyor. Çok şık. Bu ekran aslında ben başta Opel ekranı sandım ama ufak girintisi de var. Tam Opel'deki ekran değil galiba. Burada fazla bir opsiyonun yok ekranla ilgili. Bir navigasyon ekranı olarak yapabiliyorsun şuradaki tuştan. Bir basit ekran oluyor kapalı gibi. Bir radyonun olduğu ekranımız var. Navigasyon o kadar. Bir de işte sürüşü gösterdi. Hatta şöyle sürüş modlarında biraz renkler değişiyor. Baş yukarıda göstergemiz var. Gayet güzel. Böyle tam yolun aşağısına doğru gibi. Böyle istiyorsanız bir yola çıkalım. Sürüşü nasıl, hissiyatı nasıl ondan bahsedelim. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, DS4'ümüzle sürüşümüze başladık. Şöyle adaptifimizi açalım. Gayet de güzel çalışıyor. Şeritte de tutuyor. Frenini güzel yapıyor. Zaten bu grup o işi çözdü. Peugeot'lardan, Mejo'lardan. Bak şu an kendi yapıyor. Ve yaptı. Tabii ilk kullananlar falan bayağı tırsıyorlar acaba duracak mı falan diye. Duruyor, gayet güzel çalışıyor sistem. En önemli soru, bu otomobil içine bindiğiniz zaman premium hissettiriyor mu? Bence hissettiriyor. Çünkü çok özgün bir iç mekan var. Malzeme seçimleri gayet güzel. Ama sürüş olarak bir 308'den çok farklı değil. Sürüş olarak sadece otomobil biraz daha böyle herhalde yüksek gibi. Süspansiyonun o büyük ondülasyonlardaki tepkisi biraz daha iyi. Konfor odaklı gibi diyeyim size. Hani 308 biraz daha sportif direkt. Bu biraz daha mesela şurada bozuk bir yer var. Oradan mesela daha güzel geçiyor bu. Bu bak. Çok güzel sönümlüyor. Daha böyle konfor ayarlı gibi. Ya bu da tabii ki limitleri yüksek. Ama 308'e göre biraz daha ağır başlı buldum. Onun haricinde sürüş hissiyatı, işte yalıtımı çok da farklı gelmedi 308'den ya da Opel'den. Bir de tabii premium algısını burada en çok bozan belki de dizel motor. Ya bu otomobili gerçekten bir elektrikli, bir plug-in hibrit. Bir de ben tabii yurt dışında kullandığım için biliyorum. Çok uyumlu, çok bu arabalarda güzel oluyor. Dizel motor tabii kendini biraz demoda hissettiriyor. Ama yani büyük SUV'larda falan da uzun yol yapıyorsan dizel motor bence hala gider yani niye gitmesin. Ama bu otomobilde işte insan istiyor. Şöyle sporumuza da alalım. Sporda burada bir 0-100 yaparız. 0-100'ü 10.9 saniye. 203 kilometrede son hızı var. Aynı 308. Aslında
dizel, benzin aşağı yukarı aynı gibiler. Head-up display çok güzel yerde. Hiç yolu perdelemiyor. Çok rahat hissettiriyor size kendinizi. Hemen iç kadrına zaten gözünüz gitmeden oradan görebiliyorsunuz. Yolda süzülmesi güzel. Ya burada mesela şu dijital kadran şey geliyor bana biraz, böyle eksik geliyor. Belki biraz daha oyuncaklı, daha böyle sportif kadran olan, değişik bir kadran olan olsun isterdim. Burada pek bir seçeneğin olmuyor yani. İşte bir radyo ekranı, navigasyon. Bu kadar. Bir böyle bir daha değişik bir şeyler aslında olmalıydı. Gaz tepkileri güzel bu arada. Sporttayken gayet her tepkine cevap veriyor. Normal modda biraz daha böyle aradaki gecikmeyi anlıyorsun. Basıyorsun böyle almıyor gibi, ama sportta hemen fıt fıt güzel. Android Auto'yu da bağladım. Kablosuz olarak bağlanıyor. Gayet güzel. Bak hemen basıyorsun, hop navigasyon, medya. Bu olay çok güzel hakikaten. Opsiyon özellikli bir ses sistemi yok ama hemen bakalım. Ben de çok böyle normal dinledim. Hani açıp böyle bangır bangır dinlemedim. Şöyle bir şunu dinleyelim. Yani standart, öyle bir hani premium ses sistemi değil. Standart bir ses sistemi. Çok böyle wow olmadığınız bir ses sistemi var burada. Kulakçıklarımız var. 8'leri otomatik şanzımanımız. Yani bu dizel motorla şanzıman çok uyumlular. Az da yakıyor. Yani şehir içinde biz hiç dikkat etmeden böyle basmalı etmeli 6 litreler, 6.2 litreler şehir içi. Şehir dışı 120-130 sabit gidersen 5.5'larla geziyorsun. Dizel motorun da o avantajı var yani. Bassan da az yakıyor. Hala üstüne yok yani. Ya LPG'li yürümeyen bir araba alacaksın ya da abi dizel motor bastığın zaman da az yakıyor yani. Bu da böyle bir gerçek. Şanzıman hakikaten çok güzel. Tık 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 mesela hızlı da. Hemen ikiye aldı mesela. Böyle 50 ile 60 ile 6. viteslere bile alıyor. Rüzgar yalıtımı olarak fena değil bu arada. Yani 308'i de beğeniyorum zaten. Bu otomobilde rüzgar yalıtımı olarak iyi, aynalar falan. Ya daha böyle aerodinamik bir, sanki daha iyi yarıyormuş gibi bir hali var DS'in, DS4'ün. Tabii premium rakiplere ben size sorayım. Mercedes A mı? BMW 1 mi? Yoksa Audi A3 mü alırsınız? Ben kıyaslayayım size. BMW 1'den daha premium içmeken. Audi A3'ten de donanıma göre daha iyi. Mercedes bence aralarında en böyle iç mekan olarak iyisi. Premium bir hatchback alacak olsam Mercedes A serisi ve bunun arasında böyle gidip gelebilirdim. Onun haricinde araba hakikaten hoş hissettiriyor size. 205, 55, 19 lastik olduğu için böyle sert yerlerde arka böyle bir de torsiyon papak yapıyor. Ama onun haricinde bu bozuk yollarda süspansiyon çalışması güzel. Eğitim aracı. Şu anda nabız 180. Acaba sağa nasıl geçeceğim diye düşünüyor. İyi anlayabiliyorum. Öğrenmek için zor. Hele İstanbul'da daha da zor. Bak geçecek, geçemiyor ama sinyalini vermen lazım. Eğer sağa geçmek istiyorsan. Bakalım geçecek mi? Şimdi durmak üzereyiz. Evet. Ben sıkıştırmayayım. Anlayabiliyorum. Anlayışlı olmak lazım. Heh, sinyal geldi. Sinyal geldi ama işte geçmek zor. Heh, tamam hadi bakalım. Kolay gelsin. Bir gün gel, ben birebir hemen hızlı sürücü eğitimi verebilirim. Bak buralardan ne güzel geçti. Böyle o viraj içindeyken engebede sekmedi böyle. Onlara dik, öyle şeylere dikkat ediyorum. Ne yapıyor hani tepkilerini. Bazı torsiyonlar oluyor. Viraj içi engebede sekiyor sanki. Bakalım yürütelim. 130 beygir, 300 tork. Araba tabii 1414 kilo, 1420 kilo civarı. Öyle olunca yani anca bu kadar tabii. Şanzıman çok güzel. Engebeleri iyi bertaraf ediyor. Sert frende dörtlüler yanıyor. Bak Rexton nasıl dalgalanıyor.
böyle. Buradan bile anlıyorum. Tam bir SUV. SUV dalgalanması böyle. Bak bak bak, onun amortisör de bitmiş belli. Bak, biz istifimizi bozmuyoruz. Güzel. Burası kaygan bir yer. Çok güzel. Nötr biçimde kaydı, biliyor musun? Önden kaymadı. Çok güzel nötr biçimde, hafif böyle biraz daha devam etse arkasını kaydıracaktı. Çok hoşuma gitti bak bu tepkisi. Ben daha böyle hissiz kafadan kayıp zart diye SEP'e girer bekliyordum. Enteresan, bak beklemediğim bir tepki. Hani bu kadar burada doğrulamamıştım. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Yani güzel bir araba. DS4 güzel bir araba. Buna güzel bir benzin, elektrik, Bingaz. Tabii her güzel bir şeyin de bir bedeli var. Ülkemizde 3 bedeli var. Yani bir araba yerine 3 araba alıyorsun, biliyorsun. Yani bu arabaları bizim rahatlıkla alıyor olmamız lazım ki alı zaten arkadaşlarım var işte, çalışanlar, edenler. Hani bunlar zaten hani alması kolay arabalar aslında. Burada 1 milyon 80 bin maalesef. 925.308, işte biraz böyle deriler meriler falan dersen 1.080.000'e de bir DS4 alabiliyorsun. Özgün bir otomobil, farklı bir otomobil. Alınır mı? Alınır, neden alınmasın? Hakikaten böyle kendini güzel hissediyorsun. Ama mesela bir 308'e baktığında da şu multimedya falan, onda biraz daha oyuncaklı. Burada alt sırası falan var. O da hiç fena değil kıyasladığında, ama tabii ki daha özel bir otomobilde olduğunu hissediyorsun DS4'te. Siz neler düşünüyorsunuz DS4 hakkında? Aşağı yorumlara bekliyorum. Sizlerin yorumlarını önemsiyorum. Hepsini okuyorum. Bu videodan şimdilik böyleydi. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Öpüyoruz. Bye bye.